Diyarbakır Askeri Cezaevi, çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu Diyarbakır Cezaevi'nde uygulanan işkence ve kötü muameleler Kürt hareketi için derin travmalara yol açmakla kalmayıp, Türkiye'nin yakın tarihindeki en vahim insan hakları ihlallerinden biri olarak kabul edilmiştir. Bu olayların ardından Kürtler ve insan hakları savunucuları Diyarbakır Cezaevi'nin bir vicdan mekanı ya da müze haline getirilmesi için uzun süre mücadele etmişlerdir. 2007 yılında kurulan Diyarbakır Cezaevi Gerçeğini Araştırma ve Adalet Komisyonu cezaevinde yaşanan hak ihlallerini belgelemek amacıyla çalışmalar başlattı. Bu süreçte 462 siyasi mahkumla yapılan görüşmeler sonucunda raporlar hazırlandı ve bu raporlar doğrultusunda 2010 yılında sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Kürtler Türkiye'nin en büyük etnik azınlık grubu olarak Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyet dönemine kadar kolektif haklarının tanınması için mücadele etmektedir. Bu mücadele tarih boyunca birçok isyan hareketine sahne olmuş ve özellikle 1971 askeri darbesinin ardından hızla radikalleşmiştir. Kürt hareketi içinde yer alan sol örgütler ulusların kendi kaderini tayin hakkı ilkesine dayanarak Kürt kitlelerini Marksist, Leninist bir ideoloji etrafında harekete geçirmeye çalıştı. Bu dönemde Kürtler ilk kez geniş kitleler halinde harekete geçerek siyasal taleplerini dile getirmeye başladı. Ancak 1980 yılında gerçekleşen 12 Eylül askeri darbesi hem Kürt hareketini hem de sol örgütleri ciddi şekilde hedef aldı. Darbe sonrası dönemde devlet toplumsal hareketi bastırmak ve ortadan kaldırmak amacıyla sert tedbirler uygulamaya başladı. Bu süreçte yaklaşık 600 bin kişi gözaltına alındı ve birçok kişi işkenceye maruz kaldı. Özellikle Diyarbakır cezaevi bu dönemde işkence ve kötü muamelelerin sembolü haline geldi. Cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin büyük çoğunluğunu Kürtler oluşturuyordu. İşkenceler Kürt kimliğini yok etmeye yönelik politikalarla birlikte yürütüldü. Tutuklular zorla Türk marşlarını okumaya zorlanıyor ve Kürtçe konuşmaları yasaklanıyordu. Diyarbakır cezaevinde işkenceye karşı direnişler de yaşandı. PKK'nın kurucu üyesi Mazlum Doğan 1982 yılında bir Nevroz günü işkencelere proteste etmek için kendini ateşe verdi. Aynı yıl dörtler olarak bilinen Ferhat Kurtay, Eşref Anyık, Mahmut Zengin ve Necmi Öner de kendilerini ateşe vererek bu direnişe katıldılar. Bu olaylar Kürt hareketinin simgeleri haline gelirken cezaevindeki işkencelere karşı direnişin sembolü oldular. Diyarbakır cezaevi uygulanan işkenceler nedeniyle uluslararası alanda da dikkat çekti. 2008 yılında Time dergisi tarafından dünyanın en kötü cezaevleri listesine alındı. Bu süreçte Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde cezaevinde yaşanan işkenceler nedeniyle mahkum edildi. Bu karar cezaevinde insan hakları ihlallerine maruz kalanların hukuk mücadelesini güçlendirdi. 2011 yılında binden fazla siyasi mahkum cezaevindeki yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak tüm bu hukuki mücadeleye rağmen Türkiye devleti cezaevinin bir hafıza mekanına dönüştürülmesi taleplerine direnç gösterdi. AKP hükümeti Diyarbakır cezaevini müze yapma taleplerini kabul etmeyerek bu taleplerin devletin itibarını zedileyebileceği düşüncesiyle hareket etti. Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan 2010 yılında Diyarbakır cezaevinin yıkılacağını ve yerine bir okul yapılacağını açıkladı. Ancak bu açıklamanın ardından cezaevi bir kültür merkezine dönüştürülmek üzere boşaltıldı. Erdoğan bu dönüşümü Diyarbakır'ın hafızasındaki kötü bir anıyı ortadan kaldırıyoruz şeklinde tanımladı. Bu gelişmelere rağmen Kürt insan hakları savunucuları ve sivil toplum kuruluşları Cezaevinin bir insan hakları müzesine dönüştürülmesi için çalışmalarını sürdürdüler. 78'liler Vakfı 2013 yılında bu talep doğrultusunda 100 bin imza toplayarak meclise sundu. Ancak devletin bu hafızalaştırma çabalarına karşı direnci sürecin ilerlemesini engelledi. Diyarbakır Cezaevi'nin bir hafıza mekanına dönüştürülmesi talepleri, Türkiye'nin geçmişle yüzleşme çabalarının bir parçası olarak görülmektedir. Bu hafızalaştırma çabaları, geçmişte yaşanan insan hakları ihlallerini hatırlatarak toplumsal barışın sağlanmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Ancak bu taleplerin karşılanmaması, Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde önemli bir engel teşkil etmektedir.